Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin transfer gündemi. Alman basınında şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı arkadaşlar. Bu sezon Almanya Bundesliga'dan düşen Hannover'in 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Vlas Souza ile başta Fenerbahçe olmak üzere Atletik Mineiro ve Benfica'nın da ilgilendiği iddia edildi. Bu kulüplerin oyuncu kiralama niyetinde oldukları ancak Hannover'in genç ismi satmak istediği belirtildi. Defansif ön libero mevkisinde forma giyen genç futbol futbolcu geride bıraktığımız Sezon 28 maçta forma giymişti. Alman ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Danya Komoli Fenerbahçe'nin yeni alexini İngiltere'de buldu arkadaşlar. Valbiona'nın takımdan ayrılmasıyla yaratıcı oyun noktasında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu boşluğu ise Manuel Lanzini ile dolduracak arkadaşlar. West Ham United'ın Arjantinli hücum oyuncusu için kolları sıvayan Sarı Lacivertler bir yıllık sözleşmesi kalan futbolcu için İngiliz kulübü ile temasa geçti. 4 sezondur kadrosunda olduğu ve Sam'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcunun makul bir bonservis karşılığında futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti. Soldado'nun ismi uzun süredir İspanya La Liga'lık ekibi Getafe ile anılıyordu. Sarı laciverti taraftarlara teşekkür eden Soldado şu sözlerle Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe dönemin buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil. Kesinlikle döneceğim. Bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahürat yapacak bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutamayacağım bir tecrübe yaşadım. İçimde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan ama her zaman sorumluluk alarak ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerin Birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladığınız en iyisini yapabilmen için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum. Gözümüzde yaşlar ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatını yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlara ayrıca teşekkür ederim diyorum. Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz. Bana bir kralmış gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum. Mükemmel insanlardan kurulu bir grup. Birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiçbir şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe dedi arkadaşlar. Beşiktaş transfer gündemi. Beşiktaş ile yollarını ayıran Brezilyalı Solbek Adriano'nun yeni takımı belli oldu arkadaşlar. Oyuncunun menajeri Fabio Santana yaptığı açıklamada tecrübeli ismin San Paolo ile anlaştığını söyledi. 2016 yılında Katalan devi Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan deneyimli futbolcu Adriano siyah beyazı takımla geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı. Sözleşmeleri biten Mustafa Pek demek Gökhan Töre Tolga Zengin ve kiralık statüsünde olan Kagawa ile vedalaşmasının ardından çok fazla forma şansı bulamayan ve yüksek maliyeti bulunan oyuncularla da yolların ayrılması planlanıyor. Beyin Sport'un haberine göre Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakıp'a ise İtalya'dan talip var. A milli takımın kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu için Serie A ekiplerinin nabız yokladığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş yeni teknik direktör Abdullah Avcı için 10 Haziran'da imza töreni gerçekleştirecek. Galatasaray transfer gündemi. Cimmo Muscaut ekibi teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla bir liste oluşturdu ve tecrübeli teknik adama kısa süre sonra raporunu sunacak. Kısa vadede Onyekuru gibi yaratacak futbolculardan oluşan ve scout ekibinin takip aldığı futbolcular ise şu şekilde arkadaşlar. Aver Mabil. Danimarka ekibi Midtjylland'da görev yapan Aver Mabil potansiyel ile Avrupa'nın önde gelen takımların radarına girmiş bir isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sahada oynuyor. Florinel Koman. Hacinin Vitorul'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme gelen Koman daha sonra Stavu'ya imza atmıştı. 21 yaşındaki kanat oyuncusuna Rumen Mbappe lakabı yakıştırılmıştı. Kuas. Hollanda temsil temsilcisi Herasles'te forma giyen Kuas ağırlıklı olarak sağ kanatta oynuyor ve öne çıkan en etkili özelliği güçlü fiziği. Zakaria Bakkali Anderlet'in sezon başında Valencia'dan transfer ettiği Zakaria Bakkali Rodriguez'e benzer bir kariyere sahip arkadaşlar. Hollanda altyapısında yetişen Zakari İspanya'da beklentilerin altında kalsa da potansiyelli bir isim. Sol kanatta oynamayı tercih eden Bakkali yüksek top tekniğiyle dikkat çekiyor. Lucas Haraslin, Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajda Galatasaray'ın hayır denemeyecek bir kulüp olduğunu ifade etmişti. 1.83'lük oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Stallone Limbombe Gent formasıyla bu sezon kulübünü memnun eden bir performans sergileyen Limbombe, Belçika'da sezonun ilk yarısında 4 gol atıp 7 de yapmıştı. Bir dönem PSV'nin altyapısında da oynayan Limbombe, Geri Rodriguez gibi daha çok sol kanatta çizgiye yakın oynuyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu maliyetiyle de uygun adaylar arasında. Damian Kadzior, Dinamo Zagreb'in sezon başında 400 bin euroya transfer ettiği Damian, Hırvatistan temsilcisinde başarılı bir sezon geçirdi. Dinamo formasıyla 6 gol atan, 9 asist yapan Damian, gol bölgesine de yakın oynuyor ve bu sayede hem çok gol pozisyonuna girdi giriyor hem de pas zekasıyla takım arkadaşlarına kolaylıkla pozisyon yaratabiliyor. Anastasios Panathinaikos altyapısından yetişen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonki performansıyla Yunanistan Süper Ligi'nin dikkat çeken gençlerinden olmayı başardı. Anastasios'un en önemli özellikleri hızı ve driplikleri olarak gösteriliyor. Genç oyuncu bu sezon Panathinaikos'un en önemli hücum güçleri arasında yer alıyor. Sağ ayaklı oyuncu uzaktan etkili şutlarıyla ön plana çıkıyor. Viktor Dinamo Kiev altyapısından yetişen Viktor son dönemdeki performansı Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çekmeyi başardı. Daha çok sağ kanatta görev yapan Victor transferin gözde gençlerinden ve Dinamo Kiev'in oyuncu düşük bir bedelle bırakmasının zor olduğu belirtiliyor. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.